Mürebbi sahip, sıradaki soru Yecüc ve Mecüc ile ilgili. Ondan bahseder misiniz? Yecüc ve Mecüc nedir? Yecüc ve Mecüc her ikisi aciz kelimesinden türemişlerdir. Arapçada bir ana madde olur ve onun üzerinden içinden değişik kelimeler çıkar, üretilir. Aciz kelimesi asıldır ve Yecüc ve Mecüc ikisi bu aciz kelimesinden türemişlerdir. Ve al-acizu en-naru. Aciz ateş demektir. Şimdi aciz eğer ateş ise Yecüc ve Mecüc ateş ile işlerini yürüten, ateş ile oynayan, ateşi kullanan toplumlar demektir. Ve bugün gördüğümüz gibi en büyük ateş, ateş değişik şekillerde kullanılıyor. Otobüste, arabada, uçakta, trende ateş kullanılıyor ve ateş gücüyle bunlar yürüyorlar. Makinalarda ateş vardır ve o kuvvete dönüşüyor ve makinalar çalışıyorlar. Bütün dünyadaki bütün işler ateş ile yürüyor. Ve Yecüc ve Mecüc bu ateşi kullanacaklar ve onu ortaya çıkaran kimseler olacak. Bugün ateşiyle bu çalışan ister uçak olsun, ister tren olsun, ister araba olsun ya diğer makineler olsun. Bunların hepsini icat eden batılı kuvvetlerdir. İslam ülkelerinden hiçbir ülke bunları ortaya çıkarmamıştır, icat etmemiştir. Bunlar batılılar tarafından icat edilmiştir. Ve batılıların hepsi, tabii ki orada burada Müslümanlar da yaşıyorlar, azınlık olarak gelip de yerleştiler. Fakat temelde bu ülkeler Hristiyandırlar. Katolik olsun, Protestan olsun, yahut başka bir mezhepten olurlarsa olsunlar, temelde bunlar Hristiyandırlar. Ve Allahu Teala'nın Yecüc ve Mecüc olarak beyan ettiği bu kavimler Hristiyan kavimleridir. Ve bugün en büyük ateş atom bombasıdır. Onu da bunlar icat ettiler. İslam ülkelerinden birisi onu icat etmedi. Ve bunların iki tane kısımları vardır, iki grupları vardır. Çünkü Hazreti Resulullah onları iki gruba ayırmıştır. Yecüc ve Mecüc iki ayrı ayrı gruplar vardır. Aynı şekilde aciz yani ateş ile işlerini yürüten ve ateşi kullanan bu kuvvetlerin iki tane grupları vardır. Birisi sosyalist yahut komünist ve öteki de kapitalist ve bunların ikisi Hristiyandır. Demek ki Yecüc ve Mecüc Hristiyanlardan oluşan iki tane kuvvet vardır ve Allahu Teala'nın Resulü onlardan bahsediyor. Fakat sırası gelmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim ulemalarımız, bizim dediysem yani cemaatten olmayan diğer cemaatlerin ulemalarının beyan ettikleri çok tuhaf. Benim bir arkadaşım vardı Pakistan'da şu anda Londra'da yaşıyor. O zaman Ahmedi değildi. Seyyidlerden, Seyyida deniliyor Türkiye'de onlara. Hazreti Ali'nin neslinden. Diyor ki ben Ahmedi oldum. Hikayesi uzundur. Ondan sonra benim dayım dedi ki biz bu bölgenin şeyhleriyiz ve buranın bütün bu bölge bize murittir. Sen Ahmedi oldun. Sen bizi küçük düşürdün. Ben dayıma dedim ki dayıcım ben asla Ahmedi olmayacağım. Benim bazı sorularım var. O sorulara cevap verin. Ben de bırakacağım. Tamam hay hay ben seni götüreceğim. Orada büyük bir medrese vardı. Sahival şehrinde. En büyük medresenin en büyük hocası. Çok meşhur bir allame. Ona götürdü beni. Dedi ki ben ona dedim Hazreti Allame sahip. Yecüc ve Mecüc ne demektir? Lütfen onu biraz açıklar mısınız?
Hoca dedi ki, evladım, onlar çok kısa boylu kavimlerdir. Allah-u Teala onları bir yerde hapsetmiştir ve onların etrafında tuzdan bir duvar vardır. Şimdi onlar sabahleyin kalkıyorlar ve yalamaya başlıyorlar. Ve bütün gün yalıyorlar, yalıyorlar, yalıyorlar. Akşam olunca bir kağıt gibi oluyor o duvar. Ondan sonra bırakıp gidiyorlar, diyorlar ki artık geri kalan bunu yarın yapacağız. Şimdi gidip istirahat edelim. Ertesi gün kalkıyorlar ve geliyorlar, bir de ne baksınlar ki duvar yine aynı kalınlıkta. Ve bunlar binlerce seneden beri bu duvarı bu şekilde yalıyorlar. Ama bir gün gelip o duvarı yıkacaklar ve oradan çıkacaklar ve bütün dünyaya hakim olacaklar. E diyor ki, ben tabii ki fakültede okuyan birisiydim. Ben tabii ki böyle uyduruk hikayelere ben inanamam. Ben ona dedim ki, hoca efendi, siz diyorsunuz ki tuz yalıyorlar. Bir insan tuz yalarsa zehirden ölür. Asla kalamaz o. Siz diyorsunuz ki yalıyorlar sabahtan akşama kadar. Ve çok zeki olduklarını ileri sürüyorsunuz. Bu ne zekadır, ne bu akıllılıktır. Akşamleyin kağıt haline geldikten sonra bırakıp gidiyorlar. Bu nasıl bu da bundan daha büyük akılsızlık olmaz ki. Bütün gün siz uğraştınız. Artık bir kağıt hale geldi. Siz onu bırakıp gidiyorsunuz. Sonra ertesi gün diyorsunuz ki yine aynı kalınlığa dönüşüyor. Şimdi tuz acaba yerden bitiyor mu? Böyle ben bir yer görmedim. Orada tuz bitsin. Bir normal ağaç gibi. Böyle şeyler, itirazlar ileri sürünce o da, hoca da cevabı yok yani. Cevapları bilmiyor. Bana da küfür etti. Ben de orada kavga ettik. Öylece biz geri geldik. Şimdi bu hocalara bakarsanız bunların açıklamalarını batıdaki bilgili insanların önüne koyarsanız onlar gülecekler. Zaten gülüyorlar zaten. En iyisi aklımızı kullanalım. Aklımızı kullanarak manevi olarak gerçek izahatı yapalım. Söylediğim gibi Yecuc ve Mecuc, aciz yani ateşten ortaya çıkmış kelimelerdir. Ve en büyük ateş bugün atom bombasıdır, hidrojen bombasıdır ya diğer bombalardır ve füzelerdir. Orada ateş vardır temelde ve onunla savaş yapıyorlar. Ve normal hayatta da kendi işlerini ateşi kullanarak bütün işlerini hallediyorlar ve onu icat eden Müslümanlar değil, Hristiyanlardır. Ve Hristiyanlar bugün iki grup halindedir, sosyalist ve kapitalist. Onlardan birisi Yecuc'dur ve öteki de Mecuc'dur.